takvim yaprakları 24 Ocağı gösteriyordu. Doğu Anadolu fay hattında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 8 kilometre derinlikteki deprem Elazığ ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Elazığ kent merkezinde 3, Maden ilçesine bağlı Gezin beldesi ile Sivrice'ye bağlı Çevrimtaş köyünde birer bina çöktü. Elini bu çıkart ablacığım. Tamam abla, gördüm şimdi. Yardım edeceğim sana. Malatya'nın Doğanyolu ilçesinde de 2 bina yıkıldı. Yurdun dört bir yanından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dakikalar sonra enkazlara ulaşıldı. Çocuğun yanında mı? Yanımda, daha gidiyor lütfen. Tamam geleceğiz. Tamam geleceğiz. Elazığ'da dilek sitesi ajanın adresi oldu. Enkazda 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hazine bak sen bir annesin. Aşağıdaki her kişi şu an annesi sensin. Benim bir tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Bir tek sende. Tamam mı canım? Depremin 3. gününde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 kişi hayatını kaybetti. Soğuk kış gecesi yaşanan depremin ardından depremzedelerin barınması için de seferber olundu. İlk gece spor salonları ve kamu binaları hizmete açıldı. Depremin sabahında ihtiyaç sahipleri için binlerce çadır kuruldu. Evleri oturulamaz hale gelen depremzedeler için konteyner kentler oluşturuldu. Deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da inşasına başlanan konutların bir kısmı süratle tamamlandı. Kurayla belirlenen hak sahipleri yeni binalarına taşındı. Elazığ depreminin üzerinden henüz bir ay geçmişti ki bu kez Van sarsıldı. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem İran sınırına yakın köylerde yıkıma sebep oldu. 23 Şubat sabahı meydana gelen depremde 10 kişi hayatını kaybetti. Birkaç ay sonra da 14 Haziran'da yaşanan depremin merkez üssü bu kez Bingöl'ün Karlova ilçesiydi. 5,7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan bir güvenlik korucusu şehit oldu.